İyi akşamlar sevgili izleyenler. Altaş TV ana haberle karşınızdayız. Bugün de gündemin öne çıkan başlıklarını sizlerle buluşturacağız diyelim efendim ve bültenimize geçelim. Milli Eğitim Bakanı ve AK Parti Ordu Milletvekili adayı Profesör Doktor Mahmut Özer bu kez ilçe ziyaretlerinde Ulubey'deydi. Burada yatırımlarla ilgili yetkililerden bilgiler aldı. Aynı zamanda ilçeye bir öğretmen evi ve kültür merkezinin de müjdesini verdi. Milli Eğitim Bakanı ve AK Parti Ordu Milletvekili adayı Profesör Doktor Mahmut Özer, Ulubey ilçesini ziyaret etti. Vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Özer, Cumhuriyet'in 1. yüzyılının tüm alanlardaki eksikliklerinin son 20 yılda giderildiğini ve sorunların çözülmüş olmasının da birilerini tedirgin ettiğini aktardı. Cumhuriyet'in 1. yüzyılının tüm alanlardaki tüm eksiklikleri son 20 yılda giderildi. Hepimiz buna şahidiz. Eğitimde şahidiz, sağlıkta şahidiz, ulaştırmada şahidiz, altyapıda şahidiz, enerjide şahidiz, kültür alanında şahidiz. Tüm dünyanın gözlerini Türkiye'ye çevirmesi öyle tesadüf bir şey değil. 20 yıl önce savunma sanayindeki yerli üretim kapasitesi sadece %20 idi. Eğitimde tüm sorunların çözülmüş olması birilerini tedirgin ediyor. Çünkü Türkiye artık İnsan kaynağını çok nitelikli bir şekilde yetiştirebilir bir ülke oldu. Gençlik seninle gururlu. Vatandaşın sağlık hizmetini alması birilerini tedirgin ediyor. Sanayi alanında üretim kapasitesini artırması birilerini tedirgin ediyor. İşte o tedirginlik nedeniyle İngiliz The Economist gazetesi başlık atıyor. Erdoğan gitmelidir diye. İngiliz Ekonomist gazetesi mi belirleyecek Türkiye'nin, milletin iradesinin ne olduğunu? Millet iradesi sandıkta tecelli edecek. Ulubeyli kardeşlerim, The Economist'in başlığına rağmen, tüm uluslararası odakların her türlü hokkabazlıklarına rağmen 20 yıldan beri tüm cephelerde milleti için hizmet eden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı yalnız bırakmayacaktır. Bakan Özer daha sonra AK Parti Ulubey İlçe Başkanlığı'nı ziyaret ederek partilerle bir araya geldi. Teşkilat üyelerinin Özer'in doğum gününde kutladığı ziyarette pasta kesildi. İlçedeki yatırımları inceleyerek yetkililerden bilgi alan Özer, öğretmen evi ve kültür merkezi müjdesi vererek Ulubey'in ordunun kalbi olmaya devam edeceğini söyledi. Evet arkadaşlar, bugün Ulubey'deyiz. Vatandaşlarımızı ziyaret ettik, teşkilatımızı ziyaret ettik, belediye başkanımızın taleplerini de dinledik. Daha önceden Ulubey'imize özellikle eğitimde güçlü olabilmesiyle ilgili her türlü yatırımı vermiştik. Kıymetli başkanım, belediye başkanım buranın özellikle hızlandırılması ve bir öğretmen evi ihtiyacının giderilmesiyle ilgili taleplerini ilettiler. Onun için yerini bir ziyaret edelim istedik, nasıl bir konumu var ona baktık. Ve beklentisini de Sayın Belediye Başkanımın beklentisinin de üzerinde bir yatırımla inşallah burayı hem kültür merkezi hem öğretmen evi hem de Ulubeyli vatandaşlarımızın bir buluşma noktası, düğünleri yapabileceği bir mekan, kültür sanat etkinlikleri yapabileceği bir mekan olarak inşallah biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak hızlı bir şekilde belediyemiz tahsisini bize geçirerek biz de hemen ikmal inşaat ihale izni vererek bu süreci tamamlayacağız. Böylece Sayın Başkanımız da artık Ulubey'e daha fazla buralara aktaracak kaynağı Ulubey'in çok daha güzel olması için yollarına, altyapısına, diğer alanlara aktaracak ve Ulubey ordunun kalbi olmaya devam edecek. Yapımında %50'nin üzerine çıkılan Ordu Şehir Hastanesi'nin bir bölümü 2023 yılı içerisinde hizmete girecek. Aynı zamanda 2004 yılı içerisinde ise tamamının hizmete girmesi bekleniyor. Konuyla ilgili Sağlık Bakanı Doktor Fahrettin Koca sosyal medya üzerinden paylaşım gerçekleştirdi. Yeşille mavinin olağanüstü birlikteliği. Muhteşem yaylaları, sahilleri, zengin kültürü, köklü tarihi ve dünyaca ünlü fındığıyla Karadeniz'in sevilen kenti Ordu. Ordu'nun en önemli sağlık yatırımı olan Ordu Şehir Hastanesi hızla yükseliyor.
Yapımında %50'nin üzerine çıkılan şehir hastanesinin bu yıl içerisinde tamamlanan bölümlerinin 2024 yılındaysa tamamının hizmete girmesi bekleniyor. İnşaatı hızla yükselen şehir hastanesine ilişkin Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca sosyal medya hesapları üzerinden paylaşım yaptı. Bakan Koca paylaşımında Ordu Şehir Hastanesi çok yakında hizmete açılıyor. Yatak kapasitesi 987. Sağlık kompleksi içinde kadın doğum hastanesi de var. KVC merkezi, organ ve doku nakli merkezi, genetik hastalıklar merkezi, onkoloji merkezi, kemoterapi merkezi, radyoterapi merkezi, nükleer tıp merkezi, yanık merkezi, diyabet merkezi, fizik tedavi merkezi, uyku laboratuvarı gibi birim ve merkezler hastanemizin ileri imkanları arasında. Ameliyathane sayısı 38. Şehir hastaneleriyle gelen sağlık devrimi, yapımı hızla devam eden hastaneyle çok yakında Ordu'da. Bugünden hayırlı olsun ifadelerini kullandı. Ordu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ağırladı. On binlerce insan burada Cumhuriyet Meydanı'nda Cumhurbaşkanı'nı izledi ve ordulara seslendi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Konuya ilişkin açıklama yapan AK Parti Ordu Milletvekili adayı İbrahim Ufuk Kaynaksa bu coşku için ordulara teşekkür etti. Türkiye'nin enerji bağımsızlığını elde etmesinden kim rahatsız olur? Ordu tarihi bir ana şahitlik etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ağırlayan Ordu'da on binlerce kişi Cumhuriyet Meydanı'nı doldurdu. Yoğun katılımla gerçekleştirilen mitingle ilgili değerlendirmelerde bulunan AK Parti Ordu Milletvekili adayı İbrahim Ufuk Kaynak, "Ordu Sayın Cumhurbaşkanımıza olan sevgisini bir kez daha gösterdi," dedi. İnsanlar alana sığmadı, miting alanı dışında binler liderimizi dinledi. Ben ordulara, dünya liderimize gösterdikleri ilgi nedeniyle çok teşekkür ediyorum diyen vekil adayı Kaynak, ilçe ziyaretlerimde hep dile getiriyorum. 14 Mayıs'ta sandıkları patlatarak Cumhur İttifakı'nın seçimi kazanacağını söylüyorum. Bugün bir kez daha gördük ki ordu kararını vermiş ifadelerini kullandı. Öte yandan İbrahim Ufuk Kaynak miting öncesinde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri de kırmayan Kaynağı mitinge gelenler bağrına bastı. Bu unutulmaz anları hep birlikte yaşadık, hep birlikte gururlandık diyen Kaynak tüm ordulu hemşehrilerimiz gibi biz de çok heyecanlıydık dedi. Bize verdiği ordululara hizmet şansını layıkıyla yerine getirmek için bir kez de ordulu hemşehrilerimizin huzurunda Sayın Cumhurbaşkanımıza söz verdik diyen vekil adayı Kaynak, durmadan yorulmadan bu millet için çalışmaya devam edeceklerini belirtti. İşte ordu sevdalısı, işte Türkiye sevdalısı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Milliyetçi Hareket Partisi Ordu Milletvekili adayı Naci Şanlıtürk bu kez ziyaretlerini Kabadüz ilçesinde sürdürdü. Kabadüzlüler adeta bağrına bastı. Kabadüz'den bize destek var mı? Evet, işte böyle. Sayın Belediye Başkanımız da geldi. Hoş geldiniz başkanım. Allah razı olsun. Bak burada söylüyoruz. Hiçbirimizin ayrısı gayrısı yok. Cumhur İttifakı olarak etle tırnak gibiyiz. Bütün hizmetleri birlikte sunacağız. Bütün yapılacak işleri birlikte yapacağız. Milliyetçi Hareket Partisi Ordu Milletvekili adayı Naci Şanlıtürk Kabadüz'deydi. İlçedeki ilk durağı partisinin ilçe başkanlığı oldu. Teşkilat üyeleriyle istişare gerçekleştirdi. Ardından halkı kucakladı. Kabadüzlüler sık sık Şanlıtürk'le fotoğraf çektirdi. Şanlıtürk daha sonra ilçe meydanında miting düzenledi. Kabadüz'de büyüyen Şanlıtürk, milletvekili olması halinde tüm Kabadüzlülerin milletvekili olmuş sayılacağını söyledi. Meğri'yi biliriz, Töngeldüz'ünü biliriz, Dicenli'yi biliriz. Dolayısıyla bu topraklardaki sorunları da biliriz. Sizin içinizden bir evladınızız. Eğer Allah nasip eder de biz de milletvekili olursak, tüm Kabadüzlüler milletvekili olmuş gibi olacak Allah'ın izniyle. Bugün birileri Tayyip Erdoğan'ı yargılayacağız, iktidardan edeceğiz diyor ya, siz sanıyorsunuz ki sadece mesele Tayyip Erdoğan. Kıymetli hemşehrilerim, mesele Tayyip Erdoğan değil. Cumhur İttifakı protokolüne yazdırdığımız gibi 2023, 2053, 2071 hedefleri yazdırdık ama bir önemli konu daha yazdırdık.
Dedik ki ilahi kelimetullah davası. Bu dava Allah kelamı davası. Bin yıldır Türk milleti olarak biz bu davanın davacısıyız, bayraklarıyız. Rabbim ismi celilini dünyanın her yerine yaymayı bu necip millete bir kez daha nasip edecek Allah'ın izniyle. Onun için dünyadaki bütün mazlum milletler, bütün ümmeti Muhammed'in gözü Recep Tayyip Erdoğan'ın iki dudağı arasında çıkacak kelimeye bakıyor. Onun için bu seçimler önemli. Kabadüz'den de çok ciddi bir destek istiyoruz Allah'ın izniyle. Kabadüzlülere, öz evladınıza sahip çıkın dedi. Cumhurbaşkanımız zaten 13. Cumhurbaşkanı olarak makamına, koltuğuna oturacak. Ama şunu da söylüyorum. AK Parti'den seçilen milletvekili de Cumhur İttifakı'nın milletvekilidir. Milliyetçi Hareket'ten seçilen milletvekilleri de Cumhur İttifakı'nın milletvekilidir. Onun için burada partilerin listelerine bakıp da kafanız karışmasın. Allah'ın izniyle ordu bu öz evladına sarılırsa, sahip çıkarsa biz de bunun için hazırlıklıyız. Allah'ın izniyle 3 kişilik bir ofis yine Ordu'da yapacağız. 3 kişilik ofis Ankara'da yapacağız. Sizlerden gelen taleplerin hepsini karşılayacağız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan buraya bir bakan görevlendirdi. İnşallah Sayın Bakanımız da Ordu milletvekili olarak merkezi hükümetten aldığımız bütçelerle bu sorunları çözeceğiz. Şanlı Türk mitingin ardından ilçeden ayrıldı. Cumhuriyet Halk Partisi Ordu milletvekili adayı Seyit Torun seçim çalışmalarını bu kez Ünye'de sürdürdü. Afiyet olsun, bereketli olsun. Nasılsınız, iyisiniz? Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Cumhuriyet Halk Partisi Ordu milletvekili adayı Seyit Torun seçim çalışmalarını Ünye'de sürdürdü. Ünye'de esnafla bir araya gelen Torun istek ve talepleri dinledi. Allah iyilik versin, hayırlı işleriniz olsun. Hoş geldiniz. Kolay gelsin. Burada açıklamalarda da bulunan milletvekili adayı Torun, 14 Mayıs seçimlerinin önemine işaret ederken, hemşehrilerimiz bir oyuyla birçok şeyi değiştirdiğinde görecek ki 15 Mayıs'tan sonra birçok hizmetler başlayacak dedi. 14 Mayıs'ta inanıyoruz ki hemşehrilerimiz bir değişime imza attığında ve bir oyuyla birçok şeyi değiştirdiğinde görecek ki 15 Mayıs'tan sonra birçok hizmetler başlayacak. Ünyemizde hak ettiğini alacak. Ünyemizde artık bölgenin yıldızı olacak. Ordu bu yaz bir diziye daha ev sahipliği yapacak. Akın Topuz imzalı Vermem Seni Ellere bu yazda izleyicileri ekranlara adeta kilitleyecek. Peki dizinin konusu ne ve Ordu'da hangi alanlarda çekilecek? Yapımcı Akın Topuz Altaş TV'ye anlattı. Vermem seni. Ordu bu yaz bir diziye daha ev sahipliği yapacak. Yazın işte ATV'ye yine Ordu'da çekeceğimiz. Daha önce Kuzey Yıldızı'nı da çekmiştik burada. Benim memleketim aynı zamanda Ordu. Tekrar bu yaz buradayız inşallah. Çekimleri Ordu'da başlayacak olan Akın Topuz imzalı Vermem Seni Ellere ATV'nin merakla beklenen yaz dizisi olarak dikkatleri üzerine çekiyor. Bir aşk hikayesi, yaylada yaşayan bir kızımız ve şehirde yurt dışında eğitim almış yine Ordu'da, Ordu'nun büyük ailelerinden birinin zengin bir çocuğun yaylada yaşayan bir kızla aşk aslında. Böyle tesadüfen bir şekilde bir araya geliyorlar, yani kesişiyor yolları. Böyle biraz didişmeli bir aşk hikayesi. Dizi hem aşk hikayesi hem de yöreye özgü komedisiyle izleyicileri ekranlara kilitleyecek. Tatlı tatlı komedisi de var tabii buraya yöreye özgü. Güzel, keyifli. Ordu'nun bütün görselini de, müziklerini de, kültürünü de kullanabileceğimiz bir proje aslında. Ordu'nun birbirinden güzel yaylaları diziye mesken olacak. Çambaşı'nda, Çambaşı civarında yaylaları çekeceğiz. Ordu içini merkezde çok kullanacağız tabii ki. Her yerde çekeceğiz aslında. Kuzey Yıldızı dizi çekimlerinden memnun kaldıklarını ifade eden yapımcı Akın Topuz, aynı heyecanla Ordu'da olduklarını söyledi. Geçen sefer de çok güzel karşıladılar bizi. Teşekkür ederiz. Biraz o memnuniyetin de verdiği bir şey var aslında tekrar buraya gelmemizde. Çünkü çok rahat ettik. Ben 4-5 ay önce buraya ziyarete geldiğimde tekrar o samimiyeti hissettiğim için Ordu'da bir proje daha yapmalıyım diye yola çıktım aslında. Buranın hikayesine göre bir şey hazırladık, yola çıktık ve tekrar o yüzden buraya geliyoruz. Hepsine teşekkür ederim aslında. Aynı sıcaklığı bekliyorum tekrar.
Efendim Ordu'da uyuşturucuya geçit yok. Altınordu ve Perşembe ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi ve iki şüpheli şahıs da adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi efendim diyelim ve bu haberimizi de bu şekilde aktarmış olalım. AK Parti Gülyalı İlçe Başkanı Abdullah Sipahi, Recep Tayyip Erdoğan'ın Ordu mitinginin tarihi bir miting olduğunu söyledi ve 14 Mayıs'ta Orduluların sandıkları patlatacağını ifade etti. Bunun yanı sıra CHP'nin Ordu hakkını alacak sloganıyla ilgili de eleştiride bulundu. AK Parti Gülyalı İlçe Başkanı Abdullah Sipahi gündemle ilgili değerlendirmelerde bulundu. İlk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ordu mitingini değerlendirdi. Bu gerçekten tarihi bir andı. Kalabalık muhteşemdi. İnsanların gözlerinin içleri gülüyordu. Bu insanları zorla buraya getirtemezsiniz. İsteseniz de gelmezler. Ama Sayın Cumhurbaşkanımıza olan bu teveccühü bugün sahada gördük. Mitingdeki muhteşem kalabalığa bakınca oradan bir şeyler mesajı alabilirsiniz. Ordu bugün Sayın Cumhurbaşkanı'na, AK Parti iktidarına tekrar sahip çıktı. İnşallah 14 Mayıs'da sandıkları patlatacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızı tekrar Cumhurbaşkanı olarak seçeceğiz. CHP'nin ordu hakkını alacak söylemi de Sipahi'nin gündemindeydi. Sayın Cumhurbaşkanımız yaptığı miting konuşmasında Ordu iline 62 milyar liralık yatırımın yapıldığını söyledi. İnşallah şehir hastanesi de önümüzdeki yıl tamamlanacağını ifade etti. Fatsa çevre yolu yatırım programına alındı. Ya bunları bir saysak sabaha kadar bitiremeyiz zaten. Yani ben ana başlıklarıyla beraber söylüyorum. Havaalanı ise havaalanımız var. Üniversite ise üniversitemiz var. Doğalgaz deseniz doğalgazımız geldi. İşte mahallelerimize, köylerimize yapılan yollar, asfaltlar, altyapılar, üst yatırımlar. Ya ben hangi hakkımız kalmış çok merak ediyorum. Hakkını alacak diyorlar ama arkasını doldurmuyorlar. Çıksınlar meydana desinler ki biz şu hakkımız var alacağız desinler. Sadece milleti böyle kuru laflarla, sözlerle beraber kandırıyorlar. Ama bu milletin bunlara kanma şeyi de yok. İnşallah 14 Mayıs'ta biz hakkımızı nasıl aldığımızı onlara göstereceğiz. Sipahi Gülyalı Belediyesi ile ilgili de konuştu. Başkan Ulaş Tepe'nin CHP'den istifa eden meclis üyesine mobbing uyguladığını söyledi. Belediye meclisinin almış olduğu bir karar var. 4 Ocak 2023 tarihinde belediye meclis toplantıları her ayın ilk salı günü ve saat 14'te yapılır diye. Buna rağmen belediye başkanımız kendi keyfi uygulamaları neticesinde meclis toplantısını sabah saat 8.30'a koydu ve toplantıya meclis üyelerimizi davet etti. Ama bunun arkasında başka bir şey var. Daha önce belediye meclis üyesi Hatice Ceylan arkadaşımız meclis üyelerinden CHP kendi partisini, CHP'li belediyeyi suçlayarak, eleştirerek bu partide artık daha meclis olarak görev yapamayacağını ifade ederek istifasını gündeme getirdi. İstifasının akabinde Gülyalı Belediye Başkanı bu arkadaşımıza mobbing uyguladı. Bu kadıncağızın iki tane çocuğu var, okula giden çocukları var. Sabah saat 8'de encümen toplantısı konulabilir mi? Böyle bir mantık var mı yani? Dünyanın hangi ülkesinde var bu? Bence Ulaştepe önce şu buna bilgi veren akıl hocalarını önce bir değiştirsin. Benim en büyük tavsiyem kendisinin ona. Ulaştepe'nin Gülyalı Belediyesi'nin borcu yok söylemiyle ilgili de konuşan Abdullah Sipahi, belediyeyi arsa satışları üzerinden eleştirdi. Bundan iki sene önce çıktı, kamuoyuyla beraber paylaştı. Dedi ki, Gülyalı Belediyesi'nin borcu yoktur dedi. Halbuki yine kamuoyunu yanlış yönlendirdi. Gülyalı Belediyesi'nin borcu var. Ne yaptı? SSK ve vergi dairesine olan borçlarını, Gülyalı'daki arsaları mahsuplaşarak borçlarını kapattı. Şimdi aynı şekilde 500 metrekarelik Yeniköy'de bir şeyimiz var, arsamız var. Oraya satmak istiyor. Aynı mantık, aynı şekilde beraber. Yazık değil mi yani o arsaya? Çok değerli, çok da kıymetli bir arsa. Biz belediye meclis üyesi arkadaşlarımızla beraber bu konuda kendi grup toplantılarımızı istişare ediyoruz. Biz Gülyalı'nın bir karış toprağını sattırmayacağız. Bu konuda kesin kararlıyız. Ordu Sportif Havacılık Kulübü, Ordu'da yamaç paraşütüne ilgisi olan vatandaşların pilot belgesi alabilmesi için kurs düzenledi. Ordu'da bir ilk gerçekleştirildi. Ordu Sportif Havacılık Kulübü tarafından Ordu'da yamaç paraşütüne ilgisi olan vatandaşların pilot belgesi alabilmeleri için kurs düzenlendi.
Türk Hava Kurumu'nda görev alan iki eğitmen eşliğinde çeşitli testler ve eğitimlere tabi tutulan kursiyerler eğitimleri tamamlandıktan sonra pilot belgelerini almaya hak kazanacaklar. Evet, bugün Ordu'da gerçekten bir ilki gerçekleştirdik. Yıllardır yapılmayanlardan bir tanesi. Türk Hava Kurumu'ndan iki tane Ankara'dan eğitmen arkadaşlarımızı getirdik. Daha önce burada bu işi yapıp da belgesi olmayan arkadaşları belgelendirmek adına bununla ilgili hem kulüp olarak hem kendim adıma çok mutluyum. Çok güzel de eğitimlerimiz gidiyor şu anda. Bunun devamı gelecek. Bu şekilde çalışmalarımız sıklıkla devam edeceğiz. Şu anda her şey çok yolunda. Bugün eğitimin en son gününe geldik. Bugün eğitimini tamamlayan arkadaşlarımız yarın alçaktepe uçuşlarını gerçekleştirdikten sonra pilot belgelerini almaya hak kazanacaklar. Türk Hava Kurumu eğitmenlerinden Murat Tok, kursa katılan kursiyerlerin pilot olabilmeleri için geçtiği eğitim sürecinden bahsetti. Başlangıç eğitimimizde bizim normalde 25 saat yer dersimiz var, teorik dersimiz var. Bunun akabinde bir sınav yapıyoruz. Sınavdan sonra da 7 uçuş minimum kursiyerlerimize Yüksektepe'den uçuş yaptırıyoruz. Bu süreç yaklaşık bir hafta sürüyor. Burada şu an adaylarımızın hepsi çalışan kişiler olduğu için kurs programımızı şu şekilde revize ettik. Mesaiden çıktıktan sonra günlük yaklaşık 3'er saat teorik ders anlattık. Mümkün olan izinler olan zamanlarda da yer çalışmalarını tamamladık. O kursiyerlerden biri olan Ersin Yıldız, yükseklik korkusunu yenmek için başladığı yamaç paraşütü sporunda katıldığı kurs sonunda pilot belgesini almaya hak kazandı. Nasıl başladı? Yükseklik korkum vardı. Ben bu korkuyu nasıl aşabilirim dedim. Ve hocalarımızla bir tandem uçuş yaptık. Ondan sonra bir sevda başladı. Bir sene yakındır da devam ediyor. Süreç biraz yorucu. Yer eğitimleriyle başlıyor. Sonra Alçaktepe eğitimleriyle devam ediyor. Ve daha sonrasında belirli bir süreci geçtikten sonra da artık pilotaj eğitimini aldıktan sonra istediğiniz yerden uçma yetkisine sahip oluyorsunuz. Geçtiğimiz günlerde Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Rüsumat No 4 gemisi ve Açık Hava Müzesi'nin açılışı gerçekleştirilmişti. O günden bu yana ziyaretçi akınına uğradı. Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından birebir ölçülerde yeniden inşa edilerek hizmete açılan Rüsumat No 4 gemisi ve Açık Hava Müzesi, hizmete açılmasının üzerinden geçen bir haftada 4000'in üzerinde ziyaretçi ağırladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ordu'ya ayak bastığı alanda inşa edilen çalışmayla alan Açık Hava Müzesi haline getirildi. Gemi içerisinde yeni müzecilik anlayışıyla tasarlanmış sergi salonu, dönemin denizcilik alanına ait replika eserler, Rüstümat Kaptanı Yüzbaşı Mahmut Gökbora'ya ait silikon heykel, cepheye taşınan canlandırma mühimmatlar yer aldı. Açılışın ardından vatandaşların ilgisinin de yoğun olduğu Rüsumat No 4 bir hafta içerisinde ziyaretçi akınına uğradı. Gemiyi ziyaret eden vatandaşlar da duygu ve düşüncelerini dile getirdi. Tabii bunu da burada bu şekilde canlandırması hoşumuza gitti. Yani bu tür şeylerin güzel bir şekilde korunması hem yetişen çocuklar için de yani en azından biz tamam tarihimiz, yaşımız büyüdü, ufak tefek şeyler biliyoruz ama çocuklarımızın bu tarihten bilgi alması, ders alması bence çok güzel bir şey. Rüsumat gemisini daha önce duymuştum ama hiç gelip görmeyi nasip etmemişti. Açıldığı gibi geldim. Tarihini de araştırmamıştım daha önce. Burada okuyarak, görerek, görsellerle birlikte öğrendim tarihini. Açıkçası orada adına çok sevindim. Herkesin de gelip görmesini tavsiye ediyorum. Yani tarih hakkında bir şey bilmiyordum ama gelip görünce öğrenmiş oldum. Güzel bir yer aslında. Gezip gördüm yani. Güzel şeyler var. Yapanlara Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederim. Rüsumat No 4 gemisi ve Açık Hava Müzesi haftanın 7 günü 9 ila 19 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Ordu'nun Mesudiye ilçesinde yem bitkileri dağıtım töreni gerçekleştirildi. Ordu'nun Mesudiye ilçesinde yem bitkileri dağıtım töreni gerçekleştirildi. Arkadaşlar, yem fabrikasını piyasa... Bitkisel üretim altyapısının geliştirilmesi ve atıl arazilerin üretime kazandırılması amacıyla Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin 2019 yılından uygulamaya devam ettiği projeler kapsamında Mesudiye'de yem bitkileri dağıtım programı düzenlendi. Buradayız.
Mesudiye Belediye Başkanı Muammer Özer'in katıldığı programda Mesudiye Kaymakamı Oğuzhan Aksoy ve Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz katılımcılara seslendi. Bugün tarımsal arazilerimize baktığımız zaman yaklaşık %94'ünün boş, ekili olmadığını görüyoruz. Ancak bugün gerek Mesudiye Belediye'miz, gerek Büyükşehir'imiz, gerek İl Müdürlüğümüz destekleriyle bu oranın her geçen gün daha da azaldığını görmekteyiz. Bu oranın azalması da bizlere mutluluk veriyor. Tekrar ilçemizin geriye göç alması, gelen göçün özellikle aktif iç gücü kapsamında olması bizleri daha da sevindiriyor. Her geçen gün Mesudiye'ye yeni yeni projeler uygulanıyor ve inşallah bundan sonra da uygulanmaya devam edecek. Tabii bu çalışmalar özellikle Sayın Bakanımızın ilimize gelmesiyle beraber, Büyükşehir Belediye Başkanımızın ilimize gelip Büyükşehir Belediye Başkanı olmasıyla beraber de çok büyük bir ivme kazandı. Gerçekten ürün çeşitliliğimizin artırılması noktasında, var olan ürünlerimizde kalitenin ve verimin artırılması noktasında Sayın Bakanımız gerek proje fikirleriyle, gerek sağladığı kaynakla, gerekse de bu üretilen tarımsal ürünlerin pazarlanması noktasında sağlamış olduğu çok büyük katkılarla bu tarım sektörünün ilimizde daha da büyümesine ve ekonomiye çok daha fazla katkı sağlamasına sebep oldu. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet İlmi Güler ise desteklerle üretimi artırmayı hedeflediklerini vurguladı. Şimdi biz dedik ki Mesudiye'de, Ordu'da doğduğu yerde doysun. Gurbete çıkmasın. Bereketli topraklar. Onun için gelir gelmez de daha hiçbir şeyde belediyelerde yoktur. Tarım dairesini kurduk. Kemal Bey de çok çalışkan kardeşimiz, il tarım müdürümüz, valimiz öyle. Hep beraber güzel bir çalışma yapalım dedik. Cumhurbaşkanımıza söyledim, o da zaten dün de buradaydı. Tarıma hayvancılığa ağırlık verdik. Buranın da temel merkezi Ordu'da 19 ilçede Mesudiye olsun istedik. Yakışır da Mesudiye'ye. Dolayısıyla burada çalışmaları başlattık. Şu ana kadar 21 bin dönüm atıl boş araziyi tarım açtık. Bugünkü dağıtacağımız tohumlarla da buna bir 4,5-5 daha ekleyeceğiz. Dolayısıyla bir 25-26 bin dönüm yer sizin zenginliğinize açılmış olacak. Konuşmaların ardından üreticilere protokol üyeleri tarafından yem bitkileri dağıtıldı. Ordu Mimarlar Odası tarafından geleneksel resim yarışması düzenlendi. Dereceye giren öğrencilerin resimleri ise Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu'nda sergilendi. Ardından da bu öğrencilere ödülleri takdim edildi. Ordu Mimarlar Odası tarafından geleneksel resim yarışması düzenlendi. Bu yıl 15.si düzenlenen ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki yarışmanın teması Başrol Sensin oldu. Yarışmada dereceye giren öğrencilerin eserleri Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu'nda sergilendi. Sergiye sivil toplum kuruluşlarının başkanları, öğrenciler ve aileleri katıldı. Resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Ordu Mimarlar Odası Başkanı Hava Güner Eriş, Başrol Sensin temasıyla öğrencilere vermek istedikleri mesajı anlattı. Biz Mimarlar Odası Ordu Şubesi olarak geleneksel düzenlediğimiz, artık geleneksel bir hale dönüşen resim yarışması yapıyoruz. İlkokul, ortaokul ve liseler arası. Öğrencilerimiz bunu gerçekten çok büyük bir hevesle bekliyorlar. Bu yıl 15.sini düzenliyoruz Mimarlar Odası Ordu Şubesi geleneksel resim yarışmamızın. Her sene bir tema belirliyoruz. Bu yılki resim yarışmamızın teması Başrol Sensin. Biz burada öğrencilerimize bir mesaj vermek istedik ve bu mesajda da dedik ki bir mesleğin iyisi ya da kötüsü yoktur, bir işin iyisi ya da kötüsü yoktur. Siz ne kadar iyi yaparsanız yaptığınız iş her ne olursa olsun onu başrol seviyesine taşıyabilirsiniz mesajı vermek istedik. Çok güzel katılım oldu. Çok güzel derecelendirmeler yaptık. Ordu'da yeni bir emlak ofisinin açılışı gerçekleştirildi. Ordu'da yeni bir emlakçının açılışı gerçekleştirildi.
Murat Ekim'in işletmeciliğini yürüttüğü emlakçının ikinci şubesi Cumhuriyet Mahallesi'nde hizmete girdi. İş yerinin açılışına Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Adil Levent Karlıbel, Ordu Elektrikçiler ve Sıhhi Tesisatçılar Odası Başkanı Mahmut Kara, iş insanı Şanser Şahin ve davetliler katıldı. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Allah bol rızık bereketler versin inşallah. Açılışta birer konuşma yapan Karlıbel ve Kara, yeni açılan iş yerinin Ordu'ya ve iş yeri sahiplerine hayırlı olması temennisinde bulundu. Allah hayırlı etsin. İnşaat piyasası canlanır. Lokomotif sektörümüz olmaya devam eder. İnşaatçılar bol daireler yaparken siz de iyi satışlar yaparsınız inşallah. Halkımızda daha uygun, daha güzel yerlerde konuta kavuşurlar. Yolunuz açık olsun, işiniz hayırlı olsun, bereketli olsun. Evet, esnafımıza hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Cenab-ı Mevlam hayırlı rızık, bol kazanç nasip etsin. Güzel bir yer, güzel bir mekan. İnşallah hayırlı işler olur, bol kazançlar olur. İş yeri sahibi Murat Ekim ise ordulara yeni şubelerinde hizmet verecekleri için mutlu olduklarını söylerken açılışa katılan herkese teşekkür etti. İnşallah Cumhuriyet Mahallesi'ne güzel hizmetler yapmak için buradayız. Altınordu Belediyesi'nin altında zaten mevcut yerimiz vardı. Buraya şube olarak açtık. İnşallah hayırlı olur. Vallahi elimizden geldiği kadar yapmaya çalışacağız. Bundan sonra daha da fazla çalışacağız. Ekibimizde, yeni ekibimizde Allah izin verirse daha iyi işler yapacağımızı temin ediyorum. Efendim, bu son haberimizle bültenimizi noktalıyoruz. Yarın aynı saatte tekrar sizlerle birlikte olacağız. Mutlu akşamlar.